hafızamı kaybettim deyip hepimize numara yaptı. Esah mı lan? Esah mı? Şey baba, Sübe ile evlenebilmek için böyle davrandım aslında. Kezban sen yorulmuşsundur. Ver şu sopayı hele bir ver be. Gel lan buraya gel. Gel kaçma. Sende hiç kafa yok mu Sülbiye? Tek ayak üstünde 30 tane yalan söyleyen adamdan koca mı olur he? Bu noktada sana katılabilirim Kezboş. Ne için olursa olsun yalan söyleyen adama güvenilmez. Saf mı değiştiriyorsun Tezboş aşk olsun? Gözün aydın. Burhanım'ın hafızası geri geldi. Ya duydum. Çok üzüldüm. Cemile. Laftan anlamıyor musun sen? Benden sana hayır yok kızım. Git rahat bırak beni ya. Kabalığını mazur görüyorum Burhan. Sinirlerim bozuk herhalde. Onun için böyle davranıyorsun bana. Daha fazla kabalaşmamı istemiyorsan çek git Cemile. Düş artık yakamdan ya. Ne oldu Hüsniye? Bizim bir uzak akraba var. İki köy ötede oturur. Güle güle otursunlar. Oğullar askerden geldi. Evlendirmek he istiyorlar. Hayırlı olsun. Bana eli yüzü düzgün, helal süt emmiş, iyi bir aile kızı tanıyor mu dediler. He. Aklıma senin Hacer geldi. Kabul edersen bu akşam görücü gelmek istiyorlar. Nemlendirici krem sürdüm. Ellerime de, yüzüme de. Aferin lan. Bakıyorsun kendine. Metroseksüel deli. Afni! Afni! Bu bana küfür mü etti? He. Yok lan. Bir laf duymuş bir yerden cümle içinde kullanıyor işte. Ne yapacaksın? Hiç tanımadığın biriyle nasıl evlendirirsin? Kızım, zaten her çıkan görücüyle evlenilse... Oho, ben 40 kere gelin olmuştum. Ana ne olur ya, söyle gelmesinler ne olur. Laf ağızdan bir kere çıkar Hacer. Buyursunlar dedim, buyuracaklar. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bu süreyi nişanlanarak değerlendirelim mi? Hı? Yüzüklere dünyanın parasını verdim. Boşa gitmemiş olur. Hem Burhan'la Sülbiye de kıskanır, orta yerlerinden çatır çatır çatlarlar. Ne dersin? Hangi devirde yaşıyoruz? Görücü usulü diye bir şey kaldı mı? Kalmasa gelirler miydi? Üzülme. Aileler kendi aralarında ne konuşurlarsa konuşsunlar. Sonunda karar yine senin. Benim fikrimi soran var mı ki kararıma uysunlar? Anam bana sormadan onları çağırdıysa bana sormadan da beni evlendirecektir. Bizim kız kendi kendine gelin güvey oluyordur. Ben de dedim. Kızım olmaz üzülürsün dedim. Ama durum pek öyle değil galiba. Yani doktorun da gönlü var öyle mi? Aman dur bakayım. Sen ağlıyor musun yoksa canım? He ağlıyorum. Yasak mı? Söyle kim ağlattı seni? Aman yoksa bıyıklarımı kestim diye mi üzüldün? Yoksa o doktor mu üzdü seni söyle. Gidip başına yıkayım o sağlık ocağını. Onunla bir ilgisi yok. Akşama bana görücü gelecek onu ağlıyorum. Yüzüğü ver. Yeni nişanlıma takacağım. Yeni nişanlım mı? Nasıl buldun hemencik? Avni. Burhan ben de geçici körlük yaratmış. Burnumun dibindeki cevheri görememişim. Ya. Hadi hadi oyalama beni. Ver şu yüzüğü de gideyim. Veremem kızım. Ben onu bozdurup küpe alacağım. Avni ile senin nikahında o güzel kulaklarına takacağım. Ay sahi mi? Ne asil bir davranış. Şimdiden teşekkür ederim. Ver elini öpeyim Hamide teyze. Ver hudar ol. Hoşça kal. Duydum ki Hacer'e görücü gelecekmiş bu akşam. Maalesef. Tabii benim fikrimi soracak değilsiniz. Ama haddim olmayarak şunu söylemek isterim ki... İnsan tanımadığı biriyle nasıl anlaşır? Nasıl evlenir? Bu bence hiç doğru bir şey değil. Akla mantığa aykırı. Hele bu zamanda çok tuhaf. Ve ben... Evet. Söyle yavrum. Ve ben buna şiddetle karşıyım. Sizi de bu konuda daha çağdaş düşünmeye davet ediyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Dedim, ben dedim. Bu da Hacer'i seviyor. Yok baba. Ona da söyledim. Bitirdim ben. Kesinlikle bitirdim. Çok düşündüm baba. Ya ısrar etme lütfen. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz baba. Faydası yok artık. Ne? Buraya mı geleceksin? Niye? Of baba of. Ağlama Hamide ağlama. Bak ben ağlıyor muyum he? Vurdum duymaz. Kalpsiz adam. Aha bana mı diyorsun? Benim kalbim var da beynim yok Hamide. Beynim olaydı zamanında seni almazdım he.
Almasaydın da oğlun gibi evde kalsaydın. Ne diyorsun lan? Burhan diyor, evde kaldı diyor. Cemile de uyanmış artık. Ben Burhan'ı istemiyorum. Avni'yle nişanlanacağım diyor. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen ev işleri sana kaldı diye ağlıyorsun. Torunsuz kalacağım diye ağlıyorum. Burhan. Şakırdarım. Şakırdarım. Bana bak Hacer, aklını başına topla. Doktorla adını çıkarsa bacaklarını kırarım bunu bil. Köy yerinin adınızı kötüye çıkarma. Sana onunla evleneceksin dedim, anladın mı? Evlenmeyeceğim baba. Demek babana karşı çıkıyorsun. Özür dilerim ama Esra ile bir daha beraber olacağımızı sanmıyorum. Ben onu çoktan unuttum. Yoksa hayatında başka biri mi var? Evet baba. Ben başka birini seviyorum. Merhaba. Ay ben rahatsız ettim galiba. İşte bu. İşte sevdiğim kız bu. Ne? Bu mu? Benim size çok güzel haberlerim var. Ay insanı çatlatma da söyle. He. Teyze hoş. Ha, evet. Abla, Emre beni seviyor. Bu kızla evlenirsen seni evlatlıktan reddederim, bilmiş ol. Baba. Burada söz konusu olan Hacer'in mutluluğu. Peki bizim mutluluğumuz ne olacak? Diplomam yok diye hep böyle sürünecek miyiz? Sen de doktorsun Burhan'ım. Hem de kalbimin doktoru. Aha işte aradığın kızın deli anası, aha da bu. He? Yine oğlumun canını okuyor. Burhan. Bana bak Cüracı. Şu oğluna sahip çık. Yoksa çok fena olacak ha. Sen gelsene buraya Burhan. Sen dua et. Burada çok değerli misafirimiz var. Doktor Emre'nin babası. Yoksa ben sana ne yapacağımı biliyordum ha. Doktor Emre'nin babası mısınız? Hoş geldiniz. Ben Kezban Pekmezci. Pek hoş gelmedim Kezban Hanım. Hacer sizin kızınız mı? Evet. Bir şey mi oldu? Kızınıza söyleyin oğlum Emre'den uzak dursun. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Kezban Hanım. Oğlum Emre'nin bir köylü kızıyla evleneceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sebep oldunuz. Sen de salak yiyenlerin. Lütfen hakaret etmeyelim. Seviyemizi de koruyalım Kezboş Hanım. Seviye mi kaldı? Yerlere yapıştık. Hatta yerin dibine geçtik. Ağlama. Şuna bak şuna. Nasıl dızırlıyor karşımda. Ayol sinirleri bozuldu kızcağızın. Ne yapsın? Sus. Müdafaa etme. Bunlar hep senin başının altından çıktı zaten. Sen cesaret verdin buna. Bu salak da kendi kendine gelin güveyi oldu. Teyzemin ne suçu var? Şş, kapa çeneni. Ölseydim de bunlar gelmeseydi başıma. O kendini beğenmiş adam karşıma geçip de o lafları etmeseydi. Ay bir dakika. Tam
olarak ne dedi anlayamadım ki. Söyle kızına oğlumdan uzak dursun dedi. Aa, ne ayıp şey. Terbiyesiz adam. Gerçekten böyle mi söyledi? Oğlumun onunla evleneceğini sanıyorsan avucunu yalarsın dedi. Ama Emre beni seviyor. Sus! Ağzı bir daha Emre'nin lafın ağzına demedim mi sana ben? Hele sağlık ocağından git. Bacaklarını kırarım senin. Emre'ye yan gözle baktığını görmeyeceksin. Yeter artık be. Siz de geçin oturun hadi. Bir daha Emre'yle görüştüğünü duyayım. Olacakları sen düşün artık. Tamam yeter yeter. Kızları paramparça ettin valla. Hadi. Bir daha bana ne yapacağımı söylemeyin. Söylemeyin. Taranay, taranay, taranay. Herkes bana suratını görecekleriz. Gökkuşağı gibi renkler renge girdi. Ay, ne uğradığını şaşırdı. Utku tutuldu sanki. Oh. Oracıkta hık diye gidecek diye çok korktum. Ben de katılıp gideceksin diye korkuyorum Bekir. Yeter güldüğün ya. Nerede? Ay 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 deli kez var. Deveden büyük fil var. Aha da böyle yaparlar adamı. Taranay taranay. Çok keyiflendim ufuk. Herkese benden çay ver. Sen önce borcunu öde borcunu. Bana verme istemez. Ben de istemiyorum bana da verme. Manzarayı kaçırdım diye üzülüyorsanız. Ben size canlandırma yapacağım şimdi. Buyurun bekleyin. Gel gel. Sen Kezban ol. Gel şöyle şöyle. Sen Kezban ol. Geçti adam Kezban'ın karşısına. Tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Küçük gören bakışlarla dedi ki. Kızın oğlumdan uzak. Yoksa. Ya yeter baba. Ne var? Ne oluyor? Allah Allah. Güzel mi gitti? Bizim yapamadığımız elin adamı yaptı diye çok mu üzüldün he? Ayıp etmiş Bekir emmi. Ağır konuşmuş. Evet. Kezban yenge kızımı alın diye kimin peşinden evet. Koşmuş bugüne kadar? Etrafta zengin mevki sahibi damat adayı yoktu ki koşsun değil mi? Tabii böyle bir adamı görünce maratoncular gibi koştur peşinden. Sen ne yaptın orada? Adam muhtarına ve kızına hakaret ederken böyle bostan korkuluğu gibi seyretti. Ne? Bir Hacer mi lan bu söylemiş? Oo uyan da balığa gidelim Ercep yani. Kim o? Söyle bana. Deli. Hacer mi laf söyler dili koparım valla. Ya otur Ercep bir de seninle uğraşmayalım ya. Ne olur. Söyle Burhan. Kim o? Gidip dağıtayım ağzını burnunu. Şiddet uygulamak senin gibi uygar bir delikanlıya yakışıyor mu Kerata? Canım. Evet teşekkür ederim. Ben uygar bir insan. Aşkım benim. Güzel kızım. Ağlama yavrum. Kıyamam sana ben. Ağlama kızım. Utanması da yok. Anasının karşısında elin adamı için gözyaşı döküyor. Ben ona değil kırılan gururumu ağlıyorum. Biraz sonra kırılan kafana da ağlayacaksın ama. Hey Allah. Al. İç ana. Limonla damlattım. İstemem. İç canım iyi gelir hadi iç. İç. Hem yüreğime indiriyorsunuz hem de rahatsızlanmayayım da etrafımda fır dönüyorsunuz. Bir şey istemiyorum size. Aman iyi. Yeter anam. Siz deyip konuşup durma. Benim ne kabahatim var ki? Dur biraz. Gücümü toplayayım seninle de hesaplaşacağız Sülbiye abi. Bak ana ben Hacer'i uyarmıştım. Kaptırma kendini üzülürsün demiştim. Dedim. Ben de seni çok uyardım. O seçiciden sana fayda gelmez demiştim. Ama dinletemedim ki. Laf dönüp dolaşıp Burhan'a mı geldi şimdi? O haddini bilmez muhtarlığa gelip bana kafa tuttu. Ne? Yok doktor olsaymış kızımı verirmişim falan filan. Aa Burhan inanmıyorum ya. Burhan öyle şey yapmaz. Ben yalan mı söylüyorum? Yok da. Belki öyle demek istememiştir. O bana saygılarını sunmaya geldi. Ben kas kafalı olduğum için lafı tersinden anladım. Bunu mu demek istiyorsun? Ayol böyle bir şeye nasıl cüret eder? Öfkeyle kalkan zararlı oturur bilmiyor ki aptal. Ben onunla konuşurum. Gelir senden özür diler. Hele bir konuş. Bak ben seni ne yapıyorum o zaman. Oo. Tamam canım kızma. Ben konuşurum. Evden çıkamayacağını göre nasıl konuşacaksın Hayruş? Telepati yoluyla mı? Evden çıkamayacak mıyım? Niye? Sen de cezalısın. Abarttım vallahi. Şu an itibaren bu evde sıkı yönetim ilan ediyorum. Kapı dışarı çıkmak yok. Kimseyle haberleşmek yok.
Ver bakayım şu ceplerini. Aa, niye veriyormuşum be? Çıkar. Ayol ya Simoş ararsa? Yüzüne kapatırım. Oh oh, çıkaramadım işte. Kızların adı çıktı yetmiyor. Bir de senin delinle uğraşacağım değil mi? Al. Alışverişte ben yapacağım bundan sonra. Camdan bile bakmayacaksınız. Kaçmaya kalkan en ağır şekilde cezalandırılır. Anladınız mı? Anladınız mı? Evet, evet. Anladınız mı? Evet. Kezboş tipi cezaevine hoş geldiniz. Ay Allah hepimizi kurtarsın. Sen de kes artık pişmiş kelle gibi sırıtmayı. Sinirime dokunuyor. Benim de ya. Elimde değsin etti. Kezban'ın halini düşündükçe gülesim geliyor. Kim bilir tansiyonu kaça fırlamıştır. Adamdan bu para yedi sal kocanı da gidemez. Kasabaya yetişene kadar tık diye yolda gider ölü. Neler söylüyorsun baba, inanmıyorum sana. Bana bak Erce. Erce bu iş sana yaradı oğlum. Artık bundan sonra kimse Hacer'in peşine düşemez, talibi olmaz. Kezban kızımı al diye senin peşinden koşmaya başlar. Ne mi diyor? Ama bu sefer de işin heyecanı kalmaz ki. Deli Kezban'ın deli damadı işte. Ufu, bir bardak su versene. Aman Sümetri Bey, az evvel içtin ya ilaçlarını. Evet. Biliyorum. Bu sefer Bekir'e içireceğim. Durumunu hiç iyi görmüyorum. Yok istemem. Ay, ay, dur lan. Ya işte böyle. Bu yaz senin için biraz kötü geçecek. Neden biliyor musun? Bu yaz akşamları iş yapmayı bekleme. Sinemayı açıyorum. Millet çay içmeye değil film seyretmeye gelecek. Hey! Aa, doktor geliyor. Doktor bey! Doktor bey! Ne arıyorsun sen burada? Babamı arıyorum, gördün mü? Ya görsem de tanımam ki. Doğru ya, siz onunla tanışmadınız. Benim burada olduğundan bile haberim yoktu. Yeni mi geldin? Evet, çevreyi dolaşmaya çıkmıştı. Ama ortalarda yok. Korkma canım, burası küçük bir yerdir. Kaybolmaz. Köyde yok, kasabada yok. Sahilde de yok. Nereye gitmiş olabilir ki bu adam? Bunun cevabını teknoloji verir sana. Anlamadım. Teknoloji diyorum. Cep telefonu diyorum. Yani arasana diyorum. Aradık herhalde, ulaşılamıyor. Şarjı bitmiştir belki. Belki. Neyse, ben biraz daha bakayım. Eşkalini versen belki ben de bir yandan arardım. Sağ ol, ben ararım. Jandarmaya haber verelim mi peki? Yok artık, daha neler. Ne diyordum? Heh, sinemayı açıyoruz. Hadi bakalım. Ben çok acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Yiyeceğiz birazdan oğlum. Sabret. Ben de mahkumlarla beraber mi yiyeceğim? Bana bak. Dalga geçme, çekerim kulağını ha. O zaman cezan artar. Söyleyeyim de. Hücre bak ya. Bizim eğleniyor ya. Allah Allah. İsterseniz ben de sizi eğlendireyim. Sihirbazlık gösterisi yapayım. Ne dersiniz? Cemal. Numaralarının arasında zamanı geri döndürmekte var mı? Yok. O zaman kapa çeneni de otur. Kalk, kapıyı aç. Ya bir otur diyor, bir kalk diyor. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Kapıyı aç dedim. Bunun da dili uzadı. Tabii üzüm üzüme baka baka kararır. Çocuğu da bozdunuz. Benzettiniz kendinize. Ana sen de her şeyi bizden bilme ya. Anne. Kapa seni. Sana konuşmak da yok. Oh be. Evim evim, güzel evim. Şükür kavuşturana. Kezban, ben geldim. Hacer, kızım ben geldim. Zülfiye,
Kızım, kara kızım, ben geldim. Baldız? Ne? Hiç mi aramadınız beni? Hiç mi özlemediniz? Çok özledik, çok. Gözlerimiz yollarda kaldı. Bu ne biçim karşılama? Suratlar bir karış. Ne istiyordun Salim? Bando mızıka takımını mı çağırsaydım? O zaman ben geri gideyim bari. Otur! Tamam. Neler oluyor böyle? Dokunsam ağlayacaksınız hepiniz. Dokunmadan da ağlıyoruz Salim, merak etme. Biz ağlıyoruz, cümle alem de bize gülüyor. Adam demiş ki, oğlum kala kala senin kakalak kızına mı kaldı demiş. Ya çok yaşa sen Hamidi yani. Aynen tekerleme gibi olduk ha. Siz kimsiniz ki bana dünür olacaksınız şarıklılar diye bağırmış. Düşün oğlumun yakasından demiş. Ya bire bin katmak daha üstüne yok. Aferin sana ki. Kezban kamyondan düşmüş karpuza dönmüş. Ya. Ya oh olmuş işte. Neyse kapatıyorum ben şimdi. Nasıl yayıyorum haberi ama değil mi Bekir'im? He, vallahi haber ajansı gibisin Hamide. Sıra Düğriye'de. Onu demin aradın ya Hamide. Hay Allah, ben de karıştırdım. D'yi geçmiştik değil mi? E'deyiz şimdi. Hamide, bana bak. Acaba biz bu haberi gazete ilanında duyursak daha mı ucuza gelir? Ne dersin? Aa, iyi fikir Bekir'im. Hatta ben bu bahaneyle televizyondaki kadın programlarından birine çıkayım. Ana. Orada da anlatayım. Sırf bizim köy değil, 70 milyon duysun. Olmaz. Sen şimdi televizyona çıkacağım diye özbaş istersin, hastanın yüzünden pahalıya gelir. Asla olmaz, yok. Böyle mutlu bir günde paranın lafı mı olur Bekir'im? Hadi hadi, bana laf yetiştireceğine herkesi arayalım. Sağır Sultan bile duysun haberi, he mi? Baş üstüne. Of. Ayol, bu mahpusluk kaç gün sürecek böyle? Ay Simoş beni merak etmiştir canım. Şşt, konuşmak yasak. Sen sus bücür. Gardiyanınız da iyi geçinin. Havalandırma falan çıkarmam ona göre. Allah Allah. Allah Allah. Abla ya, konuşturma şunu şöyle ya. Ay zaten sinirlerim tepemde. Ay zavallı. Ay. Allah Allah. Ne yani? Yürü. Canım yavrum. Ayol senin gibi kıza yapılır mıydı bu? Ben hala inanamıyorum teyze. Ya adam bizi tanımadan, anlamadan, dinlemeden nasıl böyle konuşur ya? Anlayıp dinlemesine lüzum yok ki teyze. Ya susun! Sen işine bak. Oğlum git yoluna. Köylü olmuşumuz onun için yeterli bir sebep. Ne terbiyesiz adam. Ya konuşmak yasak, susun! Ne susacakmışız be? Yürü yoluna hadi, bir de seninle uğraşmayalım. Aslında iyi oldu bir yerde. Gerçek yüzlerini gördük. Evet. Emre onun gibi düşünmüyordu ama. Bir kere yüzüme de söyledi. Babasına da söyledi. Ya konuşmayın susun. Sen konuşmasın bücür. Git Allah'ını seversen, bir de seninle uğraşmayalım. Hadi. Babasının onunla konuşup ikna etmediğine malum. Belki oğlunu kendi tarafına çekmeyi başarmış. Aa, bilmiyoruz evet. Ki. Ya susun! Sen sus! Yürü yoluna! Hadi, hadi! Emre'yle bir konuşabilseydim öğrenirdim ama. Ama bunun için af çıkana kadar beklemen lazım Hacer. Ya da teyzemin telefonu anamın elinden almamız. Ceyvan! Size pahalıya patlar. Ay. Alo. Emine, benim ben Hamide. Dinle beni bak. Flash. Kezban'a. Ne? Duydun mu? Kim söyledi? Hı?
ama olmaz ki. Kim söyledi? Ben söyleyecektim onu. Aa! Üf, neyse tamam, görüşürüz. Bak şu düğüreyeni yaptığına benden önce davranmış. İyi, haber ışık hızıyla yayılıyor, güzel. Biz de kontör harcamaktan kurtuluyoruz, iyi mi Bekir'im? Harca kız, helal olsun sana. Sen bir yandan, kadınlar bir yandan arayın. Duyduk duymadık kalmasın, herkese söyleyin. Aslında var ya, Kezban'a teşekkür etmemiz lazım. Niye? O bu duruma düştü diye bana iyi davranmaya başladı. Onun sayesinde mutluluğu yeniden bulduk Bekir'im. Biraz daha konuşursan yine kaybedeceğiz. Kestirmalarını da ara hadi, hadi çabuk. Korkuyorum teyze. Ya babasına karşı gelemezse? Adam ya sevdiğin ya ben derse? Emre'yi evlatlıktan reddetmekte tehdit ederse? Olur aman Allah korusun ayol. Bakalım Emre babasına karşı çıkacak kadar seviyor mu seni? Getirdim. Allah, aldın mı? Hadi, bakayım. Hadi bakayım hadi. Ödeme peşi. Tamam tamam, öderiz hadi, ne istiyorsan hadi. Veririz, yürü. Ya hadi arasana. Arasana kızım. Ay, kötü şeyler duymaktan korkuyorum. Ara kızım ara. Ne duyacaksak duyalım. Hadi. Bitsin bu işkence canım. Aa, değil mi? Arayayım. Hadi. Derin nefes al. Şimdi bir daha. Pardon. Alo? Alo? İyi akşamlar. Benim Hacer. İyi akşamlar. Seninle konuşmamız lazım. Pardon, kusura bakma. Şu an müsait değilim. Ya. Ama kapatmak zorundayım Hacer. Konuşmadı. Anlaşıldı. Heh, bak, babası yapacağını yapmış. Her şey bitti artık. Size eli uzunlar sizi. Telefon çalarsınız ha? Nerede? Nerede? Bende yok, bende yok. Nerede? Beni onlar zorladı ana. Sus! İspiyoncu çocuk. Bana karşı gelirsiniz ha? Alın size telefon. Ana ne yaptı? Ana. Eğer bu telefon gibi dağılmak istemiyorsanız ayağınızı denk alın. İşte o kadar. Hayır Kezboş, telefonumu kırdın. Hayır. Telefon tamiri olur teyze. Ya benim kırılan kalbim? Ya benim kırılan telefonum? Simoş ararsa nerede bulacak beni? Haber vermeden gitmiş ya. Ne diyor? Of anne. Senin de beynini yıkadı değil mi? Hayır, o konuda konuşmak istemiyorum. Lütfen bana baskı yapmayın. Evet anne, kararım kesin. Of anne, sen de ne? Alo? Anne? Alo? Yazın kazandığım parayla kışlık salon yapacağım. Aptalım ben ya. Çok aptalım. İşleri iyi giderse birkaç salon birden açarız ha? Ne dersin? Hepsinde başka filmler oynar. Çoğu da Nicole Kidman filmi. Bir anlık öfkeye kapılıp geleceğimle oynadım. Salon bulamayan filmlere de şans tanırım. Ne var? Ben de o yollardan geçmedim mi sanki? Ne olursa olsun Sülbiye'den vazgeçmeyeceğim. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Çok iyi olacak, çok. Köyde bir sürü gence de iş sahası açılmış olacak. Feci lazım, geçici lazım, güvenlik lazım, teşrifatçı lazım. Saffet, ne yapacağım ben? Sen de seyircilere yer gösterirsin.
İş, baş işi de bu. Ne diyorsun sen ya? İş istemedin mi sen? Akıl vermeni istemiştim ama seninki de başka yerde. Dur ya, nereye gidiyorsun? Sinemaya isim de bulmak lazım ya. Sinema Saffet. Cüracı sinema. Cüracı sinema. Ef! Cemal hadi sallanma. Okula geç kalacaksın oğlum, hadi git hazırlan. Ben gideceğim, mahkumlara kim gardiyanlık edecek? Ben kapıyı üstlerinden kilitleyeceğim. Ayaklarımıza pranga da vur bari. Beni onu yapmaya mecbur etmezsiniz herhalde Hayruş Hanım. Pencereden atlayıp kaçabilirler. Hayruş teyze için bu imkansız. Ablanları da teyzene iple bağlarım. O ihtimalle kalkar ortadan. Hapsettiğin yetmiyor, bir de manevi işkence ha? Vallahi en ağır şartlar bu cezaevinde uygulanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak şart oldu. Hala espri yapabildiğinize göre durumunuz o kadar da vahim sayılmaz Sülbiye Hanım. Meğer Hacer doktora asılıp duruyormuş. Benim kulağıma gelmişti zaten. Doktor yakışıklı çocuk üstelik. Kaçırır mı? Hacer de fena kız değil ki. Öyle de davul dengi dengi. Çocuğun babası bırakır mı hiç? Haberi duyunca soluğu burada aldı. Doğru Kezban yengeye gitmiş. Haddini bil kadın demiş. Bizimki mosmor olmuş. Vallahi rezalet. Kabahat onda. Ana olup görüneydi kızlarına. Sülbiye'nin hali malum. Şimdi de Hacer'in adı çıktı. Susun susun, Kezban yenge geliyor. Tamam mı kız? Ne o, hazırlık yapıyorsun? Ekstraya mı çağrıldın? He, bir iş aldım. Benim oğlanı askere uğurlayacağız ya. Davul zurna tuttum. Bekir de iki tıngırdatacak. Sağ olsun, çok para istemedi. Hı? Baba, Ali amcadan da mı para alacaksın? İş başka, dostluk başka oğlum. Hayat zor. Ben bedava çalacağım Ali amca. Oğlun güle güle gitsin, güle güle gelsin. Sağ ol Burhan oğlum. Vay, gelene bakın. Dur şuna bir kaçlama çalayım. Aman doktor, canımı cicim doktor, derdime bir çare. Kes be! Ne? Sabah sabah seni mi dinleyeceğiz? Zaten detone oluyorsun. Şarkı bir emitseniz tek parça çalayım ha? İstemez istemez. O zaman dinleyici sitlerine geçelim. Esenciddin hale jale bütün mahalle. Ayrıyeten zalim ve salim için Doktor Civan'ın şarkısını çalıyorum. Doktor Civan'ım ah ne istiyor canım. Ah ne istiyor canım. Doktor Civan'ım. Baba. Ne? Doktor Civan'ım ah ne istiyor canım. Günaydın Kezban yenge. Kezban yenge dur. Dur. Sen bana emir mi veriyorsun? Rica ederim. Ama siz selamımı almayıp yürüyünce şaşırdım. Sen de bizi çok şaşırttın Doktor Bey. Ne demek istiyorsunuz? Burada durup seninle sohbet edecek halim yok. Hadi sen yoluna, biz yolumuza. Niye tavır yapıyorsunuz bana? Ne oldu söyleyin lütfen. Sana söyleyeceğim tek şey var doktor. Benden ve ailemden uzak dur. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Ama niye? Niyesini sen daha iyi bilirsin. Teyze bu böyle değil, şöyle takacaksın canım ha. Ay biz bilmiyoruz sanki. Ah. Allah Allah. Yok kızlar yok. Bu bizim yapacağımız iş. Bir de ben deneyeyim.
Oldu. Benim yapamadığımı sen yapacaksın. Geri. Allah Allah. Ay ne atıyorsun be? Servise götürmek lazım servise. Evden çıkamayacağına göre babama ver bari o götürsün. Çare yok, öyle yapacağız artık. Ay otur otur, canım sıkıldı. Ben bari bir şey yapayım. Ay aman aman, hiç yardım isteme. Vallahi kılımı kıpırdatacak halim yok. Ay benim de sinirden kas katı oldu. Ya ben? Ya ben? Düşündükçe aklımı oynatacak gibi oluyorum. Böyle ateş basıyor. Boğulacak gibi oluyorum ya. Biraz yürüyüş yapsak sinirlerimize iyi gelirdi. Bu evden bozma zindanda çürüyüp gideceğiz be. Ev şimdilik bizim zindanımız değil. Sığınağımız teyze. Ya dışarı çıkıp da ne yapacağız? Kimsenin yüzüne bakacak halimiz yok. Vallahi ablam haklı. Ben şimdi çıkarım, biri bir laf dokundurur, atlarım üzerine, gerçekten katil olurum ha. Ay sanki cinayet işledik. Alt tarafa aşık olduk ayol. Ah ah. Simoş'u da öyle özledim ki kızlar, sormayın. Sormuyoruz. Sormuyoruz zaten. Cebimden ulaşamayınca merak etmiştir beni çocukcağız. Alo. Bu ne ya? Ah. Aman doktor, canımı cicimi doktor, derdime bir çare. Bir çare. Ana. Ne o Kezban? Medine'de direnip yeni camide mi dağıtıyorsun? Dilenci sensin Bekir. Baksana şu haline. Sen herkesi kendin gibi belledin Zahar. Doktorun babası bile bir bakışta anladı senin ne olduğunu, değil mi? Bana bak. Sana bir tane çakarım. Ana. Öbür doktorlar toparlayamaz. Yıldırım mı çarpmış, üstünden traktör mü geçmiş bilemezler. Kaba kuvvetten başka ne bilirsin ki cahil? He, hakkını yemeyeyim şimdi. Bazı işlerden iyi anlıyorsun. Ben ne işinden anlıyormuşum? He? Ne işinden anlıyormuşum? Anlayan anladı. Hı. Burada ikimizden başka kimse göremiyor mu Bekir? Kimmiş o anlayanlar, söyle bakayım. Dedik ya, doktorun babası. Siz analı kızlı örümcek ağ gibi sarınca babası el koydu Kezbancığım. Namusuma uzanan dili koparırım Bekir. Hadi benimkini kopardın. Milletinkini ne edeceksin Kezban? Bütün köy sizin rezilinizi konuşuyor Kezban. Konuşsunlar. Ağızları torba değil ki bizim. Ben senin yerinde olsam parça toplarım ha. Sayende millet bir eğlendi, bir eğlendi. Lengilek, 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 lengilek. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Az sonra. Oo, mercimek sahip. Ben haber ararken ayağıma geldi. Nader, talihsiz adam. Talihsiz adam mı? Ay bu sana biraz hafif kaçtı ama başka sıfat bulamadım. Ne yapayım? Ya siz ne biçim insansınız ya? Kocam bir taraftan, sen bir taraftan lak 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 konuşun. Ayıp ya, ayıp. E ne yapalım kardeşim? Malzeme vermeseydiniz siz de. Bizim kimseye malzeme falan verdiğimiz yok. Aa, yoksa olanlardan haberin yok mu senin? Ay doğru ya, nereden olacak? Evde seni adam yerine koyup da konuşan mı var? Bizim evimizde olandan sana ne yani? E haliyle üzülüyoruz canım. Yazık, bütün köy senin kızları konuşuyor. E başlarında baba yok ki, höt dedi mi otursunlar. Böyle adları çıkar işte. Bak yeter, kalbini kırarım ha. Kim, sen mi? Karınlı kızlarına söz geçiremiyorsun da hırsını benden mi alacaksın? Yeter be. Şuna bak şuna, baba olacak. İskele babası. Ne bakıyorsun, yalan mı? Acıyorum size, yazık vallahi. Evinizin kapısı örümcek bağlayacak. Bundan sonra size ne görücü gelir, ne misafir. Be.
Ah Kezban. Olacak iş mi bu? Olacak iş mi bu? Senin yüzünden Kezban, hep senin yüzünden. Kendine gel mercimek. Neymiş benim yüzümden olan? Daha ne olsun? Bütün köye reklam oldum. İtin uğursuzun diline düştüm. Bana bak Salim. Senin sesin bu kadar çıkıyor muydu? Bugüne kadar çıkmadığı için bu hallere düştüm. Hiç beni dinlemedin. Hep susturdun. Hep bastırdın. Hep ağzıma lafları tıktın. Çocuk gibi azarladın beni. Şimdi benim sesim çıkmıyor diye sen de çocuk gibi şımardın mı? Bak hala beni küçümsüyorsun. Hala benimle alay ediyorsun. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Hep kafanın dikine gittin. Bak sonuç ortada. Kızların bu duruma düşmesine sen sebepsin. Koca diye beni hiç saymadın. Çocukları da saydırmadın. Bana bak, kim doldurdu seni böyle he? Kimse kim, sana ne? Söylediklerim yalan mı, yanlış mı? Bildiğini okudun. Kızlarla ilgilenmedin. Beni de karıştırmadın. Eh sonunda olan oldu işte. Hiçbir şeyi benimle paylaşmadın. Şimdi ayıkta pirincin taşını. Kendine gel Salim. Evde istediğin kadar ciyakla. Ama burada sokağın ortasında bir muhtarla böyle konuşamazsın. Muhtar oldun ama Kezban'ım, iyi ana olamadın. Çok yazık, çok. Ronaldo'yu topu aldı. Beckham'a bir pas. Kayınço, kayınço. Beckham'a aldırdı. Kayınço. Beckham yine topu kayınço aldı. Haberler çok kötü. Hacer kaybolmuş. Kayıp mı oldu? Tarlada yok, sahilde yok, çarşıda yok, pazarda yok. Nerede bu kız? Hapiste, hapiste. Ne? Aman, suç mu istedi? Yok, yargısız infaz. Annem teyzemle ablamları eve hapsetti. Aman! Eve bakmak hiç aklıma gelmedi. Eve de gitsen göremezdin ki. Kapı kilitli. Cama bile çıkmasına izin yok. Aman! Kaç sene yedi, kaç sene? Müebbet, müebbet. Aman! Öyle ne kadar yatacak yani? Biz nasıl evleneceğiz kayınço? Bu ne lan? Tamam ya. Atsana oğlum. Ya atıyoruz. Sürbiye bugün hiç görünmedi. Hasta mı acaba? Bilmem. Temizlik yapıyordur belki. Ya Hayruş Hanım'ı gördünüz mü çocuklar? Yo. Bugün hiç görünmedi de. Telefonlara da cevap vermiyor. Vallahi ben de Sürbiye'yi merak ettim Sümetri abi. Sen onu gördün mü? Yo. Sen niye Sürbiye'yi merak ediyorsun? Sırtın mı kaşınıyor lan? Yok cicim, ellerim kaşınıyor. Oğlum ben şimdi seni var ya. Ya lan. Yıkanın oğlum lan. Ya. Ya. Sabret. Abdi. Buyur. Yanıyor. 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 Hacer'im hapise düşmüş. Ne? 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 Sürbiye, Hayruş Hanım, Hacer'im aynı koğuşta çile dolduruyor. Oğlum yine ne olmuş ya? Kezban yenge eve hapsetmiş üçünü de. Ulan görecek ha. Ah. Öyle desene lan. Ödüm patladı. Yüreğime ya. Yüreğime iniyordu ya. Benimkine de indi. Aha bak. Arkadaşlar ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız sevgililerimizi? Ya bir tünel mi kazsak? Ekmek içinde eve mi götürsek, ne yapsak? Ya biz Dalton kardeşler değiliz Ercep. Üstelik Kezban Hanım sıkı güvenlik önlemi almıştır. En iyisi av çıkmasını beklemek ha. Ha çıkmazsa? Ben Hacer'imi görmezsem ölürüm. O da beni görmezse sararım. Sular böyle. Bu Hayruş Hanım için iyi oldu. Belki hasretimden zayıflar ha. Ya bırakın lagaluga yapmayı ya. Üçüne büyük bir haksızlığa kurban gitti. Ne yapacağız? Hepsi o doktorun yüzünden. Ben doğru de... söylüyorum vallahi. Oğlum sana bir tokat patlatırım. Bir çay içilir şimdi. Kezban yenge. Gel hele gel.
Bak bitirdik reçelleri. İyi iyi. Siz hem çalışın hem de rahat rahat dedikodunuzu yapın. Ben size mani olmayayım. Kurşun ata ata biter. Yollar gide gide biter. Mahpus yata. Parazit yapma yata. Kulağımın dibinde yeter be. Hiç ya. Hakikaten Ercep ya. Kabahat da verdin ha. Sibatrik abi. Bu sene şeker bayramı ne zaman? Ekim'de. Niye sordun? O gün açık görüş olur değil mi? Al işte. Buyur. Bu böyle saçmaladıkça o doktora daha çok kızıyorum ha. Ben de. Ben onun haddini bildireceğim. Siz rahat olun. Sana ne oluyor lan? Otur oturduğun yerine. Sana ne lan? Bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde. Beyler. Ha git git. Burhan! Kezboş ne yapıyordu acaba? Bilmem ki. Ay meraktan çatlayacağım ben de. Ah ya dur teyze ne yapıyorsun? Ah kaçın kızlar. Dışarı. Özgürsünüz. Ben de mi? Ben de mi? Ben de mi? Hepiniz gene laf ilan ediyor. Kezboş. Ana, ana iyi misin? Bir şeyler söyle, korkutma bizi. İyiyim. Yok bir şey. Sadece evet. Sadece yorgunum hayır. Muhtarlık, okul, imalat işleri, sizler çok yoruldum. Her şey çok yordu beni. Pes ediyorum artık. Benden bu kadar. Ah canım ya kardeşim. Burhan, sen buranın yolunu bilir miydin? Hoş geldin. Senin canını sıkan bir şey mi oldu Burhan? Seni delikanlı biri sanmıştım. Yanılmışım. Anlamadım. Bunu sana hiç yakıştıramadım Emre. Koskoca bir doktor olmuşsun ama adam olamamışsın. O kadar da uzun boylu değil Burhan. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bana hakaret ettiğinin farkında mısın? Sen yaptıklarının farkında mısın? Delikanlı adama bu yakışır mı? Ben ne yaptım ya? Neler saçmalıyorsun sen? Pişkinliğin bu kadarına pes ya. Hacer'e yaptıklarından utanmadın mı? Hacer'e mi? Yazıklar olsun sana Emre. Bunu senden asla beklemezdim. Şunu adam gibi anlatacak mısın? Hacer'e ne olmuş? Kızcağız bütün köylülerin dilinde. Herkes onu konuşuyor. Madem onu sevmiyordun niye Legün'e rezil ettin? Ayıp değil mi? Ailesi utancından sokağa çıkamaz oldu. Yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Bunları da ilk kez senden duyuyorum. Ne yani? Babanın Kezban yengenin yolunu kesip kızına söyle oğlumdan uzak dursun. Oğlumun bir köylü kızıyla evlenecek kadar enayi olduğunu mu sanıyorsun deyip kadıncağızı herkesin içinde rezil ettiğinden haberin yok mu yani? Babam ya. Olamaz. Babamın bunu yaptığına inanamıyorum. Nasıl yapar? Böyle oturup duruyorsunuz. Ne yapalım? Zil çalıp göbek mi atalım? Siz onu da yaparsınız. Sizden her şey beklenir. Hadi kalkın sevgililerinize koşun. Onları daha fazla bekletmeyin. Sevgililerinizle elleri tutuşup bütün gün şöyle bir dolanın. Hadi ne duruyorsunuz? Ana! Ana! Hayret! Bir ananız olduğundan haberiniz varmış.
olur böyle konuşmak? Ayol var mı işlerine o kadar Kezboş? Baksana ne haldeler. Olan olmuş bir kere. Haklısın, olan oldu. Rezil olacağımız kadar olduk. Daha ne olsun ha? Çok pişmanım ana. Ne olur beni affet. Ne olursun. Olanlar için senden özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Söz. Alışmış kudurmuştan betermiş derler. Ay sen de insanı çatlatmaktan vazgeçsen iyi olur Kezboş. Baksana hatalarını anlayıp özür diliyorlar işte. Daha ne yapsınlar? Ana, bizi affedebilecek misin? Bir daha sözünden çıkmayacağız, yemin ederim. Böyle olacağını baştan beri biliyordunuz değil mi? Gidin başımdan, bırakın ana, beni. Ana ne olur, ana. Ben sizin ananız değilim, hiçbir şeyiniz değilim. Gidin başımdan, sevgililerinize koşun. Aa, hoş geldin enişte. Baba. Baba, baba, baba. Ben sizin artık babanız değilim. Sizler gibi kızlarım yok artık benim. Herkese rezil ettiniz beni. Herkesin ağzına sakız oldum. Yazıklar olsun size. Demek babam yapacağını yaptı ve gitti. Bunu nasıl yapar? Hem de Kezban yenge. Şimdi anlıyorum Kezban yengenin bana neden yüz vermediğini. Hacer'i sevdiğin doğru mu Emre? Bunu da nereden çıkardın? Ben değil, sen çıkardın. Babana Hacer'i seviyorum demişsin ki babam muhtarlığı bastı. Kezban yengenin yerinde olmak istemezdim. Kadıncağız yerin dibine girseydi daha iyiydi. Yüzünü görecektin. Bana doğruyu söyle Emre. Hacer'i seviyor musun, sevmiyor musun? Sana yok öyle bir şey dedim. Babam beni sevmediğim bir kızla evlendirmek için ısrar ediyordu. O sırada kapı açıldı, içeri Hacer girdi. Ben de laf olsun diye işte sevdiğim kız, işte bu, ben bununla evleneceğim dedim. Hepsi bu Burhan. Niyetim babamın çenesini kapatmaktı. Babanın çenesini kapatamadın ama köydeki herkesin çenesini açtın. Bir konuşuyorlar, pir konuşuyorlar. Zavallı Hacer herkesin dilinde. Ben ne yapacağım şimdi? En iyisi gidip onlardan özür dilemek. Acele etsen iyi olur. Aslında gitsen de boş. Çünkü dedikodular aldı başını gidiyor. Zavallı Hacer. Gidip gönüllerini alayım da sonra babama yapacağımı bilirim. Bakıyorum mercimek Salim. Utancından kahveye bile gelemiyor. insan ne oldum demeyecek. Ne olacağım diyecek. Düşmez kalkmaz bir Allah. Deli Kezban havası kaçmış bir balon gibi sus pus oldu. Yeter bu kadar konuştuğun Bekir. Ayıp oluyor. Ufuk abi doğru söylüyor. Bu söylediklerinden utanmalısın. Ortada fol yok, yumurta yok. Sen kalkmış neler öldürüyorsun ya? Kezban'ın kızını doktora kakalamak istediğini herkes biliyor. Buyur. Aha bu kulaklarımla duydum. Heh. Al işte. Doktorun babası Kezban'a bağırırken bir tek ben oradaydım. Heh. Onu öyle bir açadı ki görecektiniz. Sana yeter dedim ama. Doğru diyor ama. Senin kızın için aynı şeyler söylenseydi kabul eder miydin? Lan deli Ercem, benim kızım yok ki lan. Parıldığını sayalım. Diyelim Burhan erkek değil de kız olarak dünyaya geldi. De git lan deli olur mu? Sana bir şey değil mi Bekir amca? Bu yaptıkların ne yaşına ne de başına yakışıyor. Kezban yengeye resmen çamur atıyorsun ya. Çamur at, tutmazsa izi kalsın. Hiç. Seninki o işte. Siz ikiniz boşuna Kezban yengeye erka çıkmayın. Size kızlarını hayatta vermez. Bir kere biz bunları kızlarını almak için söylemiyoruz. Ercep'le ben bunu insanlık namına söylüyoruz. Teşekkür ederim Afne. Kezban ve kızlar rezil oldular ya. Oh olsun, oh olsun, oh olsun. Bir daha Kezban'dan bahsedersen seni kahveden kovarım. Karılar gibi dedikodu yapma. Kezban. Bak ya. Ufuk abi ve Afne. Hacer'imle ailesini savunduğunuz için sizlere onların adına teşekkür ederim. Oldu. Sana da teessüf ederim. Yok ya. Ana sana kahve yapayım mı? Baba sen ister misin? İçine şeker yerine zehir atarsan içerim. Bari sen böyle konuşma enişte. Kezban'dan farkın kalmadı. Ne demişler? Körle yatan şaşı kalkar.
Aa, doktor geliyor. Hangi yüzde gelir? Ben şimdi onu kovarım. Otur oturduğun yerde, misafir geldi. İyi günler. Buraya hem kendi adıma hem de babam adına hepinizden özür dilemeye geldim. Olanlardan haberim yoktu. Az önce Burhan söyledi. İnanın çok üzgünüm. Ne kadar üzgün oldun, yüzünden okunuyor zaten. Hacer. Sen buraya hangi yüzle geldin? Çabuk git buradan. Hacer. Sus. Hadi oğlum. Zaten derdimiz başımıza aşkın. Bir de seninle uğraşmayalım. Siz buradan gitseniz iyi olur. Ama bakın olanlardan... Gel oğlum şöyle gel. Siz zahmet etmeyin Salim amca. Kapının yerini biliyorum. Sizi zor durumda bıraktığım için gerçekten çok üzgünüm. Babamın böyle bir aptallık yapacağı aklıma gelmezdi. Söyleyene değil, söyletene bak derler. Hadi oğlum. Git artık. Gitme sakın bir daha buraya geleyim deme. Yoksa senin kafanı kırarım. Otur. Aa. Ama bakın ben... Lütfen doktor bey. Hadi gel. Buyur. Canım. Bekir'im. Artık Kezban üste para da verse Burhan'ıma kızını almaz. Sülbiye bizim sülaleye uygun biri değil. Anasına bak kızını al. Herkes haddini bilsin. Medyatik Hamidi'ye gelin mi yok? Burada duvarla konuşmuyorum herhalde, cevap versene. Huu, burada mısın? Kahveye telefon edeyim de kocamın orada olup olmadığını öğreneyim bari. Bırak o telefonu lan. Vallahi konuştu, billahi konuştu. Ne diyorsun sen kızım, dellendin mi yine? Kezban'ı diyorum. Bana bak, kapat o konuyu. Niye kapatayım? Memlekette konuşma özgürlüğü var, istediğimi söylerim. Ona bakarsan memlekette davranış özgürlüğü de var. Ben de istediğimi yaparım. Sıkıyorsa ağzından bir tek laf çıksın. Bak sen Hanya'yı da Konya'yı da gösteririm ha. Bekir'im. Konya'yı biliyorum da Hanya'yı hiç bilmiyorum. Nereye düşüyor? Dur bir düşüneyim. Aha da buraya düşüyor. Coğrafya cahili ne olacak? Baba. Bunu nasıl yaparsın? Hangi akla Kezban yengeye hakaret edersin? Bu yetkiyi kendinde nasıl bulursun? Bu dünya iyisi, insanları üzmeye hakkın yok baba. Onları köy yerinde nasıl küçük düşürürsün aklım almıyor. Bir an önce buraya gelip onlardan özür dilemelisin baba. Kezban yengenin kızını seviyorum veya sevmiyorum. Bu benim özel hayatım. Seni de annemi de ilgilendirmez. Sana İsrail'e evlenmeyeceğim dedim baba. Neden anlamak istemiyorsun? O kız benim için öldü. Ne? Evlatlıktan red mi edeceksin? İstediğini yap baba. O kızla evlenmeyeceğim işte. Hoşça kal. Afiyet olsun hanımlar. Size bu defteri vermeye geldim. Nedir bu? Hesap kitap defteri. Ne yapacağız bunu ki? Bundan böyle ne alıp ne verdiğinizi siz hesaplayacaksınız. Ne oldu ki? Bir şey olduğu yok. Ben artık çok yoruldum. Başımda yeterince dert var zaten. Bir de bununla uğraşamam. Yok. Almayız, vallahi almayız. Yok. Almayız. Almayız. Farkında olmadan seni kırdıysak özür dileriz Kezban yeğen. Ben hiçbirinize kırılmadım. Alın bunu. Yok. Vallahi almayız. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hayruş Hanım, bir saattir yürüyoruz, ağzınızdan bir tek laf çıkmadı. Bana küs müsünüz yoksa? Yok canım, onu da nereden çıkardınız? Biraz gerginim, hepsi bu.
Dedikodular sizin de canınızı sıktı, öyle değil mi? Hem de nasıl. Benden çok Kezban'ın canı yandı. Üstüne çok gittiler. Kızcağız bunları hak etmemişti. El alemin diline düşmeye görün bir kere. Ah, ayaklarıma kara sular indi. Azıcık oturalım mı? Hay hay. Buradaki insanları anlayamıyorum. Kezboş canını dişine takıp onlar için gece gündüz demeden çalışıyor. Onların yaptıklarına bakın. Çok haklısınız. Ne varmış yani Hacer doktoru sevdiyse? Sevmek kabahat mi? Köylü kızıdır diye onun sevmeye sevilmeye hakkı yok mu? Sevmek kadar güzel bir şey var mı? Ama gelin de bunu o kalpsizlere anlatın. Hele Bekir denen o kalpsiz, vicdansız adama. Bütün bunların tek kaynağı o. Kezboş'tan ne istiyor bilmiyorum. Anlamış değilim. Aklı fikri ona sataşmak. Bekir bu defa çizmeyi çok açtı Ayruş Hanım. Ama üzülmeyin. Ona gereken dersi verdim ben. Ayol, onda utanacak surat nerede? Ama Allah büyük. Bir gün onun da başına bir dert gelir. Bakalım o zaman ne yapacak? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Ben müsaadenizi rica edeyim Simoş Bey. İyi ama daha yeni geldiniz. Bu aceleniz ne? Olaylar durulana kadar bir süre buluşmasak iyi olacak. Kezboş'un benim için de üzülmesini istemem. Haklısınız. Hoşça kalın Simoş Bey. Güle güle Ayruş Hanım. Bir de Kezban Hanım'a söyleyin, güneş balçıkla sıvanmaz efendim. İlahi Simoş Bey. Güle güle. Sizi takip etmiyorum. Beni yanlış anladınız. İmdat! Kasabayı sapık! Hey! Ne oluyorsun? Kendine gel. Bana bak eşkel sapı. Peşimi bırak, fena yaparım. Ben senin peşinde değilim, tamam mı? Yolumda gidiyorum ben. Başka yoldan git. Başka yol mu var kasabada? Geri bas, geri, geri. Sen fazla oldun artık ama. Ben! Allah! Yaptık Şu dilimin çalgısı acanım. Dağlara vurur yankısı. Şu gelenler için. Hacer, telefona bak. Sen bak. Ay, konuşsan eline yapışacak sanki. Ay. Alo. Merhaba, ben Doktor Emre. Sen hangi yüzle burayı arıyorsun? Kusura bakma, rahatsız ettim. Hacer'le konuşabilir miyim? Ne konuşacaksın Hacer'le? Yine yalanlarını mı sıralayacaksın? Yoksa bu defa anneme babanı değil de anneni mi göndereceksin? Bakın, olanlardan dolayı çok üzgünüm. İnanın benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Lütfen ondan özür dilemek istiyorum. Hacer burada yok. Versene ya. Bakın, dün gece gözüme uyku girmedi. Ona büyük haksızlık ettiğimi biliyorum. Lütfen onu telefona verin de özür dileyin. Son pişmanlık fayda etmez Emre Bey. Kız kardeşimin de peşini bırakın artık. Kendinize başka oyuncaklar bulun. Güle güle. Kapat kapat. Terbiyesiz. Hem kel hem vudu. Ne diyor? Ama ne diyecek? Senden özür dileyecekmiş de. Sana büyük haksızlık yapmış da. Ama şuymuş da buymuş da. Aman boşver. Şeytan görsün yüzünü. Görsün tabii.
Aa, kız hadi. Yeter oyalandığımız hadi. Hadi kalk kalk yeter oyalandığımız. Hazırlan da çıkalım hadi. Benim çıkasım yok Sülbiye, sen git. Aa, çok ayıp ama. Ali Emin'in oğlu askere gidiyor. Uğurlamazsak çok ayıp olur. Hadi. Sen git diyorum Sülbiye, zorlama. Engeller almıyorlar. Sen de zeka özürlü olduğun için almıyorlar. Ama Kerasik abi, sen askerlik yaptın mı? Yaptım Kerasa, hem de komando olarak. Ama bu haksızlık. Sen de benim gibi zeka engellisin. Sözlerine dikkat et Kerasa. Ben askere gittiğimde aklı başında biriydim. Asker darışı mı kafayı yedin? Kafayı yemek istemiyorsan konuşma lan. Bana ne lan? Ya sen düşünür mü Kerata? Sana lan lan. Yapmayın yapmayın ya. Seni var ya. Ya. Sakin olun. Sakin olun. Uf. Lan. Sen de geç şöyle. Gel böyle. Bana da sen de yanımda dur. Allah'ını seversen. Heh, tamam. Gözünü geldim. Seveyim. Şimdi evet. Arkadaşlar, bu askere giden evladımız için size bir türkü söyleyeceğim. Bravo! Asker yolu beklerinde. Hadi Salim kalk. Ben gelmesem diyorum Kezban. Malum, o kahvedekilerin yüzünü görmek istemiyorum da ondan. Ben de onların yüzüne meraklı değilim Salim. Ali emmi için gidiyor. Bir tek evladın askeri uğurlarken ben yanında olmalı. Geldiğin hiç belli olmuyor Hayır. Söylemesen vallahi seni göreceğim yoktu. Ay bana bulaşmasan olmaz. Hadi Salim kalk. Salim hadi. Tamam geliyorum. Ay. Ay telefonumu unutmuşum. Siz gidin ben telefonumu alıp gelirim tamam mı? Emniyet asker, bizim asker. Yapmayın. Emniyet asker, bizim asker. Emniyet asker, bizim asker. Merhaba Sülbiye. Git bakalım. Birazdan alan gelir. Yanımda görürse fena yaparsın hadi. Tamam abi. Of midem bulandı. Aslanım benim be, askere gidiyorsun be. Hoş geldin Kezban yenge. Hayırlı olsun Ali. Allah sizden razı olsun. Öpeyim. Hayırlı tezkereler olsun. Sağ ol Kezban yenge. Kezban yenge, ben de askere gitsem Hacer'i bana verecek. Git buradan Hacer, şimdi sırası değil. Sırası gelince bana Hacer'i verecek mi? Arkadaşlar hepinizi burada görmüşken bir konuda açıklama yapmak istiyorum. Hayrola Kezban yenge, neyi açıklayacaksın? Baba sussana ya. Sen karışma sus. Hı. Bakın arkadaşlar, ben düşündüm taşındım. Hı. Kendimle, daha doğrusu ailemle ilgili bir takım kararlar aldım. Kısa kes de aydın havası olsun. Eğlencenizi bölmek istemem. Hı. O yüzden az ve öz konuşacağım. Size iki haberim var. Birincisi, muhtarlıktan istifa edin. Ne? İkincisi de biz ailecek bu köyden göçtük. Hacer! Sübeyim. Yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Gidin dede. Baba. Baba ne olur konuş bizimle. Babanız yok sizin. Sizin gibi de kızlarım yok benim. Tamam mı?
Beni köye rezil ettin. Herkes bana aldıra sakın. Yeter artık. Yağım. 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 Salim. Yine bir bakıyorsun değil mi? Şuradaki sesle girerken. Ay. Evet, ama resim güzel. Peki olmaz mı orada? Olmaz mı? Olmaz mı? Çok iyi. Allah bilir. Tamam tamam. Genel resim zaten. Yakınları var. Resim güzel. Tamam. Karanlığa! Ama boş. Yüreğime iniyordu yahu oradan. Aldım bir yasak o gözü ya. Hayır bence al bak bir şey olur. Sen onun için geldin oğlum. Pek yok özel. Oha bu herkes. Yok bizim aşkım. Tamam herkes bir şey söylüyor. Ya yalan ya. Gözlük tamam. Şöyle. Büyük adımlar at be, küçük adımlar at. Tabii gardiyan mısın sen? Hadi. 2, 1. Affeder. Rica ederim. Aa, geliyor. Evet, hazır. Hazır. Aa, Hacer, yeter ayolandığımız. Hazırlan da çıkalım. Çıkalım, biz. Efendim, sen daha alayım, bu sahne bitecek gibi değil.